Malum iklim sertleşiyor, dünyanın kaynakları giderek tükeniyor. Peki bilim açlığın çözümünü acaba bulabilir mi? Soframıza gelen et çiftlikte değil, laboratuvarda üretilebilir mi? Şimdi böyle söyleyince kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor ama bu düşünce gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket hiçbir hayvanı öldürmeden az sayıda hayvan hücresi numunesinin kendini büyük demir hazneler içerisinde çoğaltmasıyla %100 gerçek et üretti. Bu yöntemle orijinaliyle tamamen aynı tadı veren dana, tavuk ve ördek eti üretildi. Şimdi peki önümüzdeki yıllarda insanlar nasıl beslenecek? TMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül'e soracağız. Sayın Songül, hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür Şimdi, ediyorum. Şimdi bugün teknolojik gelişmelere bakınca önümüzdeki 50 yıl zannediyorum aklımızı başımızdan alacak. Siz nasıl açıklıyorsunuz bu yapay eti? Nedir yapay et? Son yüzyılda bilim ve teknoloji öyle bir ilerliyor ki bunu takip etmek bile mümkün değil neredeyse. Yapay et ilk defa 2013 yılında İngiltere'de üretildi. Bu tabii ki laboratuvar düzeyinde çalışmalar. Şu anda da gündemde olan Amerika'daki çalışmalar. Bunlar kök hücreden üretildiği söyleniyor. Bu da embriyo veya kordondan alınan hücrelerden üretiliyor. Tabii bu çok büyük çalışmalar gerektiren bir olay. Şu anda laboratuvar düzeyinde yapıldığı, hatta tadına bakıldığı, önümüzdeki 20 yıl içinde marketlerde de yer alabileceği söyleniyor. Ancak yapılan testler nedir, ne değildir, ne durumdadır, tabii ki bunları bilemiyoruz. Bu sadece bilimsel bir makaleden ibaret. Duyusal olarak iyi olmadığını söylüyorlar ve fiyatları tabii ki bir köfte için binlerce dolar gerektiğini falan söylüyorlar. Burada tabii bu üretimin gerekli olup olmadığını da düşünmemiz, tartışmamız, konuşmamız gerekli. Dünyanın kaynakları elbette ki sınırlı. Artık yüzyılımızda belki bundan sonra enerji savaşları değil, su ve gıdanın üretebildiği, hayvansal ve bitkisel gıdaların üretebildiği, su kaynaklarının kullanılabildiği topraklar üzerinde egemenlik için savaşlar, paylaşımlar çıkacaktır. Yusuf Bey, acaba sizin üretilip üretilemeyeceği konusunda şüpheniz var mı? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz buna? Ya şüphemiz yok. Yayınlar onu söylüyor. Yani üretildiği kesin. Bu şekilde yapılmış. Ancak tabii ki bu insan tüketimine sunulması bunun çok daha uzun araştırmalar, çalıştırmalar gerektirecektir. Uzun yıllar alacaktır. Peki lezzet açısından işte gerçek etin yerini hiçbir şey alamaz deniyor. Buna katılıyor musunuz? Vallahi ben kendi duysal olarak ben de gerçek etin tadını hissedemeyeceğimi düşünebiliyorum şu anda. Hatta hep de konuşuruz, bir yerde bir et yedik çok lezzetliydi, bir başka yerde yedik beğenmedik falan gibi. Tabii ki insanın ağız tadı, lezzet algılayışı birbirinden çok farklı. Hele ki böyle bir ortamda üretilmiş eti tüketirken bile psikolojik olarak insanın ondan doğal et tadı alması bana göre çok zor. Peki efendim, önümüzdeki şimdi 30 yılı, 50 yılı düşünecek olursak işte pek çok hastalık, açlık, küresel ısınma, bütün bu sorunlarla karşı karşıya kalacağımız görülüyor. Bunların ortak çözümü olabilir mi peki? Ne diyorsunuz? Dünyamızdaki hayvansal ve bitkisel üretimler dünya insanını besleyebilecek yeterlilikte olduğunu düşünüyoruz biz. Tabii ki burada paylaşımın da adil olması gerekiyor. Bir kısım ülkeler çok fazla tüketirken bir kısım ülkeler hala açlık çekiyor ve açlık sınırının altında yaşayan 1 milyara yakın insan var dünyamızda. Bu tabii ki gelişmiş ülkelerin çok fazla aşırı tüketiminden de kaynaklanıyor. Paylaşımın olmamasından da kaynaklanıyor. Bu dünya açlığına çözüm olarak söylenebilen bu tür çalışmalar bence çok akıllı mantıklı değil. Dünya toprakları, meraları, hayvansal üretim, bitkisel üretimler daha iyi şekillerde yapılıp, daha geliştirilip, bütün insanlığın hizmetine sunulup, dünyadaki birçok bu sıkıntılı ülkelere, açlık çeken insanlara çare bulunur diye düşünüyorum. Aslında bitki de kolay değil çünkü su lazım deniyor ve gelecekteki en büyük problemlerden biri de susuzluk olacak. Dünya bir de bir yandan bununla mücadele etmeye çalışacak deniyor. Şimdi tabii sizin gibi düşünen işte fabrika tavuğu yemekten bıktık. İmkanı olanlar bugün bile aslında daha fazla yani daha da pahalı olsa doğal tavuk yemek istiyor.
Yani sonuç olarak da buna şimdi evet bence yapay et bir fantezi de deniyor bir yandan. Evet, ben de ya şu aşamada öyle düşünüyoruz. İleride tabii ki neler olacak onu bilemiyoruz ama şimdi doğal tavuk veya işte çiftliklerde üretilen tavuk ayrımına ben katılmıyorum. O tavuklar canlı. O tavuklar yemiyor, sindiriyorlar ve et yapıyorlar ve insan tüketimine sunuluyor. Hele ki bundan sonra herhalde o tartışmaların yerini Amerika'da üretildiği söylenen, üretilen sentetik et mi diyeceğiz artık buna, yapay et mi diyeceğiz? Herhalde artık bizim çiftliklerdeki tavukları tartışmayı bırakıp bu etleri tartışmaya devam edeceklerdir. Şimdi tabii ki bunun üretilmesi, insan tüketimine sunulması zaman alacak dedik. Sadece bunu et görünümlü veya et kas, yani hayvan kası olan maddeleri biz tüketmiyoruz. Bunların içinde çok çeşitli vitaminler, mineraller var. Bu üretilen etlere sentetik et diyebiliriz herhalde ya da yapay et diyelim. Bu etlere bu mineraller, vitaminler şu anda dışarıdan katılıyor. Acaba insan vücudu bunları ne derece sindirebilecek? Çünkü bakın biliyoruz ki ette olan demir, diğer demir olan bitkisel ürünler de var ama bunları bitkisel doğal olmasına rağmen bile insan vücudu fazlasıyla sindiremiyor. %20-30'lar civarında sindirebildiği var. Bunu bir de insan organizması nasıl kabul edecek? Şimdi tabii ki bir hamburger köftesi veya işte ne bileyim kızartılmış bir o yapay et tadına bakılabilir. Gayet normal de gelebilir ama uzun vadede insan organizmasına bunlar ne zarar verecek ya da fayda sağlayacak mı en azından? Bunları önümüzdeki zamanlar gösterecek. Bu üretimi tabii ki sadece insanlığa hizmet eden bir çalışma olarak da değerlendirmemek lazım. Nihayet bu işe yatırım yapan firmaları hepimiz biliyoruz, okuduk gazetelerden, çok büyük sermaye grupları. Yani işin sonunda burada kesinlikle bir rant var, kar amacı var. Yani açlığa çare bulmakta değil. Bakın GDO'lu ürünler de 96-95 yıllarında ilk piyasaya sürülmeden, çıkmadan önce dünya açlığına çare bulacak ürün olarak söyleniyordu. Aradan neredeyse 20 yıldan fazla zaman geçti bunlar piyasaya çıkalı. Üretiliyordu, hala da kullanılıyor. Ama şu anda dünya açlığına bir çare bulunmuş değil. Yani bu hayvansal üretim, işte sera gazı üretimi çok fazla. Büyükbaş hayvanlarda ne bileyim hastalıklar var. Deli dana hastalığı, küçükbaş hayvanlarda kuş gribi. Bunlar gerekçe gösterilerek kendi üretimlerine ileriki zamanlarda zemin hazırlamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Peki Yusuf Bey, şimdi gelecekte ne tüketeceğiz, ne yiyeceğiz başlığı altında konuşurken böcekler için de yapılan ciddi bir yatırım var bir yandan. Evet, dünyada şu anda hali hazırda tüketen toplumlar da var ama acaba böcek yemeye sıcak bakmamıza daha ne kadar var sizce? Yani ya, bir çılgınca fikir olmaktan çıkıp acaba alışkanlık haline gelecek midir bu da? Ciddi bir protein kaynağı bir yandan da. Vallahi en azından ben şunu söyleyebilirim. Herhalde benim için iyi bir tüketim olmayacaktır bunlar. Uzak Doğu'da özellikle bunları görüyoruz. Böcekleri alıyorlar, yiyorlar, tırtıl yiyorlar. Bunlar insanoğlunun ihtiyacı var, protein, hayvansal protein. Bu ihtiyacı karşılamak için, yani bizim kullandığımız bugün kırmızı et ve beyaz et ve bunun içinde balık da var tabii ki beyaz etle beraber. Bunlara ulaşamayan insanlar bir şekilde organizmaları için gerekli olan hayvansal proteini bir yerden almak zorunda. İnsanoğlu bunun bilincinde, bu doğasında var. Yüzyıllardır bu bölgedeki insanlar bunları tüketiyorlar. Yani ileride işte böcekler üretilecek, bunları bir şekilde gıda olarak biz işleyeceğiz, kullanacağız, tüketeceğiz. Bunlar bana şu anda bayağı ütopik yaklaşımlar gibi geliyor. Peki, TİMOP Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Songül, çok teşekkürler.